Ben 2023 beklentilerimizi hem tur firmalarıyla yaptığımız görüşmede, hem otelcilerimizle, hem de uçak firmalarıyla yapılan görüşmelerde Avrupa'dan, başta özellikle Avrupa olmak üzere, şu andan başlamış gözüküyor, olumlu gözüküyor ve Sayın Bakanımızın açıkladığı gibi biz 2023'te 2019 yılını geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Yani şu an onun göstergeleri çalışmaya başladı, rezervasyonlar başladı. Uçak firmaları buna göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Tur firmalarına yoğun başvuru var. Otellerimizde keza durum aynı. Dolayısıyla 2023 inşallah büyük bir anormallik olmaz dünyada. Biz çok iyi bir 2023 bekliyoruz. Tur firmaları şimdiden sezonu satmaya başladılar zaten. Rakamlar vermediler ama onlar tabii sezonu doldurmaya başladıklarını ifade ediyorlar şimdiden. Ama bu hemen olacak bir şey değil. Bu yıl 20 gün sarktı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlık ve spor turizmini öncelikliyoruz. Sağlık ve spor turizmi için tüm kurum ve kuruluşlarımız, tabii ki başta Turizm Bakanlığımız olmak üzere, gayret içerisindeyiz. İşte Aralık'tan Nisan'a kadar olan bölümde başta sağlık ve spor turizmi olmak üzere çeşitli aktivitelerle şehrin doluluk oranını, otellerimizin doluluk oranını arttırmayı ve kapanan otel sayısını da azaltmayı tabii ki hedefliyoruz. İyi bir sezon geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıl için daha da umutluyuz. Biz peak yılı olan 2019'u rahatlıkla 2023'te geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu işi Antalya dünya standartında en iyi düzeyde yapıyor. Bu kaliteyle, bu anlayışla biz bu hizmeti sunduğumuzda da inanıyoruz ve biliyoruz ki en çok turist bu şehre gelecek.